Galiba geleceğimizden haberleri yoktu. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Lütfen. Biz dostuz. Lütfen. Arzucuğum, Kaya Bey sağ olsun davetimizi kırmadı, geldi. Hoş gelmiş değil mi? Ne iyi etmiş gelmiş değil mi? Madem hepimiz ayaklandık, o zaman şöyle yapalım. Sofraya geçelim, sohbetimize orada devam edelim. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Çünkü ziyafet var diye ağzıma tek lokma koymadım. Kurt gibi açım. Buyurun lütfen. Cennet. Şu suratını toplayamam. Buyurun öyle geçin. Arzu. Arzu iyi misin? Yüzün bembeyaz. Bir şey mi oldu? İyiyim. İyiyim hayatım. Sadece... çok yoruldum. Gel hadi. Açlıktan şekerin düşmüştür. Gel. Güzel bir akşam olacak. İnşallah. Teşekkür ederim bizi çağırdığınız için. Çok sağ olun. Gerçekten. Her şey çok güzel olacak. Ve biz çok mutlu olacağız. İnan bana. Ben her şeyi unutturacağım sana. Söz veriyorum. Eve bırakayım artık seni. Tamam, olur. Ama sen de gel bize. Annemlere birlikte verelim müjdeyi. Ne gerek var Melisa? Sen ne söylenmesi gerekiyorsa söyle, benim gelmeme gerek yok. Ya yapma Selim. Şimdi ben söylersem Selim nerede? O niye gelmedi olacak? Biliyorum. Amcam zaten biliyorsun, laf sokmak için yer arıyor. Hem senden duyarsa kapatır çenesini. Zaten herkes evde şu anda. Bir kere de söyleriz, bir daha da kimse bize bir şey sormaz. Tamam. Tamam, gidelim. Tamam, gidelim hadi. Bu gece bütün yüklerimizden kurtulacağız. Güven bana. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh. Tavuk suyuna şehriye çorbası. Mükemmel seçim Sema Hanımcığım, mükemmel. Bu serbest dolaşan tavuk mu? Bravo, bravo. Malum havalar soğudu, şifa niyetine dedim. Yani Türk mutfağından şaşmayacağız kardeşim. Yani şimdi bazen kıymetli dostlar davet edip sizden kıymetli olmasınlar. Konuk oluyoruz işte onlara. Böyle önümüze bir şey koyuyorlar, böyle bir şey. Nasıl, adını sorsan telaffuz edemezsin. Tadına baksan yani nasıl, antin kuntin işler canım, antin kuntin. Oysa ne gerek var, ne gerek var? Yani atalarımız bunun kitabını yazmış, öyle değil mi? Maceraya girmeye ne gerek var? Geçmişe sırtını dönersen yolunu şaşırırsın. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Gerçekten çok güzel. Yalnız ilacı buna limon sıkacaksın. Yoksa bu çorba adama küser. Arzu Hanımcığım, limon suyunu uzatır mısınız?
Arzu Hanım. Kimse yok mu? Arzu Hanım evde yok. Buyurun. Zahmet oldu. Estağfurullah. İyi misin sen? İyiyim. İyi değil. Yani deminden beri izliyorum da çok mutsuz, huzursuz görünüyor. Malum zor günler geçiriyoruz. Bir türlü toparlayamadık. Rıza'dan sonra hepimizin bir dengesi şaştı. Evet, denge şaşar. Denge bazen şaşar. Yani ne bileyim böyle biri ölür aniden gider ya da çat diye biri gelir. Yani insan hayatı alt üst olmuş gibi hisseder. Ama ne demiş büyük muhterem zat? Düzenim bozulur diye, hayatım alt üst olur diye endişe düşme. Ne biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Arzu Hanımcığım, akıntıya karşı yüzmeyin. Bırakın kendinizi akışa, direnmeyin. Yorulursunuz. O kolyeyi ben evin önünde bulmamış mıydım? O sizin miydi? Sahibi çıkmayınca ben de Leyla'ya vereyim dedim. Ama çok güzel kolye canım. Kim seçmişse iyi seçmiş. Arzu? Pardon. Ben bir mutfağa bakıp geliyorum. Gerçekten muhteşem. Çok güzel, çok güzel. Efendim? Takmayacaksın bunu. Görmeyeceğim bir daha boynunda, anladın mı? Ya ben aslında çok şaşırdım. Cennet'in babasını vefat etti biliyordum. Emin olun ben de öyle biliyordum. Siz yine iyisiniz. Ben bir kızım olduğunu bile bilmiyordum. Rıza bulmuş Kaya Bey'i. Ah, büyük adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben babam Cennet'in annesini arıyordu zannediyordum ama. Kime niyet, ona kısmet. Annesini ararken beni buldu. Babam annemin nerede olduğunu biliyormuş ama. Beni tanıştıracak. Babacığım. Tabii kızım, tabii. Çok yakında. Çok yakında. Ben tatlı getirmiştim. Arabada unuttum. Bir gideyim alayım onu getireyim. Hiç gerek yok. Rahatsız olmayın. Olur mu canım? Asıl getirmezsem rahatsız olurum. Gelirim şimdi. Sen böyle hemen heyecanlanınca beni de heyecanlandırıyorsun ama. Şşş, duyacaklar. Ayıp. Ne yapmaya çalışıyorsun sen?
istiyorsun benden? Seni istiyorum Cavidan. Seni ilk gördüğüm andan beri seni istiyorum. Dokunma bana. Dokunma, sakın dokunma bana. Çık git odamdan. Çık, bir görün olacak, çık. Seni almadan hiçbir yere gitmem Üzgün. Hastasın sen. Hastasın. Rahat bırak beni. Dinle beni, dinle. Bak, her şeyi bırakıp gidelim. O sümsük kocanı, anasını, danasını, her şeyi bırakalım. Kızımızı da alalım, buralardan gidelim. Hı? Ölürüm de gelmem seninle. Kızını da al, defol git hayatımdan. Ne yapıyorsun, bırak. Köpekler bile sahiplerini unutmazmış. Ama sen unutmuşsun. Sen sahibini unutmuşsun Cavidan. Yapma. Sen benim kim olduğumu unutmuşsun. Yapma. Yapma, ne olur yapma. Sana benim kim olduğumu hatırlatayım mı? Ha? Baban ne iş yapıyor Cennet? Dedemden kalma bir antikacısı var. Onun dışında alım satım işleri yapıyormuş. Yani biz de yeni tanıştığımız için pek ayrıntıları bilmiyorum. Ben bir Arzu'ya bakayım. Bak, benimle oyun oynama. Ben bu oyunu nasıl sert oynarım bilirsin. Yapma. Lütfen. Yalvarırım, rahat bırak beni, ne olur, ne olur. Ne olur yapma, lütfen yapma. Ben senin canını acıtmak istemiyorum. Ben sana zarar vermek istemiyorum. Ama sen beni zorluyorsun, sen benim damarıma basıyorsun. Senin sahibin benim Cavidan. Bana itaat et. Ben gel deyince geleceksin. Git deyince yine geleceksin. Yine başa döneriz. Boşu boşuna birbirimizi üzeriz. Bana itaat etmeyi öğren artık. Bana bak! Ben senin köpeğin değilim. Gencecik bir kızken bile itaat etmedim sana. Şimdi mi itaat edeceğim zannediyorsun? Bu oyunun sonu belli Kaya. Ya sen öleceksin ya ben. İkimize bu dünya dar çünkü. Ne yapıyorsun burada? Arzu. Arzu, bu halin ne? Arzu, ne oluyor? Korkutma beni.
Hayır. Ben hiç iyi değilim. Lütfen. Lütfen yanımda kal biraz. Tamam hayatım, tamam. Buradayım. Bir yere gitmiyorum, yanındayım. Suçladım, kötüydüm, vicdansızdım. Ben neler yaşadım bir kere olsun sordun mu? O adam kötü, o adam şeytan. Kendi elinle cenneti ateşe attın. Sen şeytanı tutup cehennemden çıkarttın. Evimize, dünyamıza soktun. Sen cehennemin kapısını açtın. Git şimdi kurtar kurtarabiliyorsan torununu onun elinden. Tabii gücün yeterse. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen cenneti koru. Kim bu adam? Kim? Yani şimdi cennet bana bakıyor. Ben cennete bakıyorum. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Ya ne diyeceğim? Daha yeni kızım olduğunu öğrenmişim. En sonunda ben de kızım babana sarılmayacak mısın dedim. Ya ne diyeyim? Ama cennet bir kızdı. Bir kızdı, o cennet cehenneme döndü, böyle gözlerinden, böyle burnundan, her tarafından ateş püskürüyor. Haklı kız tabii, deli sanmıştım sizi. Yani. Mahir Beyciğim neredesiniz ya? Giden gelmiyor vallahi, merak ettik. Yemeklerimiz bittiğine göre isterseniz kahveleri koltuklarda içelim rahat rahat. Ne dersiniz? Eyvallah. Babacığım biz artık geç olmadan gitsek mi? Aa. Kızım böyle yedik içtik kaçıyoruz gibi ayıptır. Daha getirdiniz tatlıyı yemedik. Sema Hanımcığım siz var ya bu gece benim gönlümü fethettiniz. Kahvenizi nasıl alırsınız? Sade. Sade. Cennetciğim sen? Orta olsun. Leyla'cığım. Bir sade bir orta kahve. Mahir Beyciğim. Buyurun. Babanızın vefatından sonra bütün yük sırtınıza bindi. Tabii bu ailenin en büyük evladı olarak bütün şirketi sizin yönetmeniz gerekiyor. Yok. Aslında kardeşim omuzumdaki bütün yükleri aldı. Sağ olsun. Abi kardeş beraber idare ediyorlar. Önemli, bu çok önemli. Bir ailede birlik, beraberlik çok önemlidir. Öyle tabii. Mesela siz kızınıza kavuştunuz. Cennetciğim ne mutlu sana. Artık arkanda dağ gibi baban var. Bundan sonra sırtın yere gelmez senin. İyi akşamlar. Aa. Bizim size güzel haberlerimiz var. Selim senin Selim değil mi? Neyse. Misafirler varmış. Ben daha sonra geleyim istersen. Hayır gel lütfen. Üzgünüm ama daha fazla dayanamayacağım ben. Biz Selim'le evlenmeye karar verdik. Evlenmeye karar verdik. Thank you.
Ömer oğlum, senden şimdi bir şey rica edeceğim. Niyesini falan sormadan dediğimi yapacaksın, tamam mı? Tamam. Senin bir polis arkadaşın vardı ya. Evet. Ondan bir rica etsen, Kaya denen adam hakkında araştırma yapsa. Kaya derken Cennet ablamın babası mı? Evet. Ay Mukaddes abla, konuştuk ama biz seninle bunları. Suna sen karışma. Bak yarın ilk iş sabah onu arasan. Kaya Demiröz hakkında her şeyi bilmek istiyorum ama her şeyi. İyi tamam. Selim az önce bana evlenme teklif etti. Ve gelip müjdeyi ilk size vermek istedik. Çok güzel bir haber değil mi? Hayırlı olsun. Böyle mevzular aile arasında kalmalı. Hadi Cennet kızım, gidelim. Ah, hay Allah, kahve içecektik. Yok, bir dahaki sefere, bir dahaki sefere. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Orhancığım, Mahir Bey'cim, rahatsız olmayın. Misafirlerimizi yolcu edeyim. Tabii siz de bu arada bu şoku atlatın. Melisa. Melisa'cığım. Selim, otursana, ayakta kal. Cennet'ciğim, bir dakika bekler misin? Onunla muhatap olmak zorunda değilsin. Problem yok, iyiyim ben. Melisa. Geliyorum anneciğim. Niye kalktınız hemen? Biraz daha kalsaydınız. Daha kutlama yapacaktık. Hala ne istiyorsun benden? Sana söylemiştim. Selim'i senden daha çok hak ediyorum demiştim. Bak. Ne oldu? Sonunda kazanan ben oldum. Seni kötü yapan ne biliyor musun? Selim'e olan aşkın değil. Bana olan anlamsız öfken değil. Bunlar insani duygular. Anlaşılabilir şeyler. Seni kötü yapan şey, insanların canını yakmaktan aldığın zevk. Lütfen iyileş, olur mu? Selim'e layık biri ol. Sen hiç merak etme. Selim'i bu dünyanın en mutlu erkeği yapacağım. Umarım. Thank you.
Selim'ciğim, bu duruma ailenin onayı var mı? Henüz haberleri yok. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu durumda boşuna gelmişsin Selim'ciğim. Bizim muhatabımız sen değilsin, ailen. Yani anlatabiliyor muyum? Baba. Canım, önceden bize danışmak istemiş çocuklar. Doğru olan da bu. Eminim ilk iş ailesiyle de konuşacaktır, değil mi Selim? Zaten siz karar verdiyseniz bize destek olmak düşer. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Tabii, tabii. Çok mutlu ettiniz bizi. Hadi bakalım. Hayırlı olsun şimdiden. Amcacığım, teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Ben geçireyim seni. Gerek yok, biliyorum Yıla. Peki. İyi geceler. Oh be. İşte bu kadar. Boşuna olay çıkardınız. Olacağına bak sen. Su akar, yolunu bulur demişler. Hayırlı olsun Melisa'cığım. Teşekkür ederim babaannem. Kız bu kadar hevesli olduğunu belli etme, ayıp. Ya öf. Arzucuğum. Kızın evleniyor, sesin solun çıkmıyor, hayırdır? Bütün gece de bir tuhaftı zaten. Rezil ettin adama bizi. Bundan böyle gerekli gereksiz insanları misafir diye evinize çağırmazsınız o zaman. Ya yeni tanıdığın adamın nesini beğenmedin? Bir acayip bu da ya. Benim de hiç içime sinmedi. Belli ki Zevzek'in teki. Ya mümkünse bir daha çağırma. Mümkün değil Mahir'cim. Orhan'ın hatırına katlanacaksınız mecbur. Nereden çıktı bu, anlamadım ben. Şöyle. Orhan Cennet'le evlenmek istiyor. O beğenmediğiniz adam var ya, yakında benim dünürüm olacak. Sizin anlayacağınız bundan sonra kendisiyle sık sık karşılaşacağız. Alışsanız iyi olur. Hadi iyi akşamlar. Cennet. Kızım gel şöyle biraz konuşalım. Gel. Kızım. Sen bu oğlanı seviyor musun? Biliyorum şimdi kızlar babalarıyla bu konuları konuşmazlar. Daha doğrusu kızlar analarıyla konuşurlar, oğlanlar da babalarıyla dertleşirler. Şimdi diyeceksin ki sen nereden biliyorsun bunu? Ben de bilmiyorum ama şimdi bak, bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. O yüzden sen bana anlatacaksın, ben dinleyeceğim, ben sana anlatacağım, sen dinleyeceksin. Şimdi söyle bakayım, ha? Sen bu Selim denen oğlanı seviyor musun? Bak şimdi böyle yapma ama bak şimdi bak. Ben deli adamım bak, gider onların hepsini yakarım. Gider evlerini başlarına yıkarım. Ya baba boş ver, ne halleri varsa görsünler. Ne boş vermesi ya? Benim kızımı ağlatanın ta anasını ağlatırım. Baba dur, baba lütfen. Ya ne durması? Melisa kim? Selim kim? Kim bunlar ya? Ya Selim'in bir suçu yok ki. Nasıl yok? Seni ağlatıyor burada işte. Nasıl yok? Babacığım, sakin.
sakin olur musun lütfen? Bak kızım, acımayacaksın kimseye. Bu dünyada kimseye acımayacaksın, duydun mu beni? Onlar sana acıyorlar mı? Cennet, Cennet. Çekil, çekil. Yaklaşma kızım. Ne yaptı sana? Bir şey mi yaptı, ne yaptı? Ya teyzeciğim, sen hasta mısın? Senin sıkıntın ne ya? Git buradan. Babaanneciğim, babaanneciğim sen yanlış anladın. Korkacak bir şey yok. E bağırıyordu sana. Korkacak bir şey yok. Konuşuyorduk biz sadece. Ay ben ne sandım ki? He sandın ki kızıma zarar veriyorum. Ya babacığım sen de uzatma artık lütfen. Tamam o zaman hadi bize bana gidiyoruz gel. Hayır olmaz. Mukaddes abla bugün kendini pek iyi hissetmiyor. Cennet onu yalnız bırakmasın. Sizde başka bir gün kalır olmaz mı? Hadi Cennet al babaannen gir içeri kızım hadi hadi. Hadi babacığım görüşürüz. Yaşlılık işte kusura bakmayacaksınız. Köpekler bile sahiplerini unutmazmış. Ama sen unutmuşsun. Sen sahibini unutmuşsun Cavidan. Yapma. Sen benim kim olduğumu unutmuşsun. Yapma. Yapma ne olur yapma. Sana benim kim olduğumu hatırlatayım. Arzu Hanım, hayırlı olsun. Yakında tekrar görüşeceğiz. Bu kadar. Amca hala inanamıyorum ya. Bildiğin içim içime sığmıyor. Selim'le evleniyorum. Benim çığlık falan atmam lazım yoksa bu enerji içime sığmayacak. Bak nefes alamıyorum. Kalbim sıkışıyor. Sana amcana güvenmeni söylemiştim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cennet'in suratını gördün değil mi? Utanmasan fotoğrafını çekecektin. Tam çerçeveli duvara as. Öyle bir kare. Nasıldı? Cennet artık senin önünde bir engel değil mi Elisacığım? Anlamadım. Yani? Yani şu, artık Cennet'le uğraşmak yok. Hatta onun kalbini kazanmak için bana yardım edeceksin. Ay yok, ben hiç almayayım amcacığım. Sana kolay gelsin Cennet. Aslına bakarsan bu bir rica değil. Bana yardım etmeye mecbursun. Yoksa Selim'le aranda hiçbir şey geçmediğini herkese anlatırım. Ya sen illa benim keyfimi kaçıracaksın yani. Yapacak bir şey yok. Anlaşma anlaşmadır. İyi geceler. Üzgünüm amcacığım. Ama o kızı bu eve sokmak için benim cesedimi çiğnemen lazım. İyi geceler. Ben Ali'yi ararken hep onunla ilgili hayaller kurardım. Büyümüştür, iş güç sahibi olmuştur. Belki bir aile bile kurmuştur diye. Nasıl bir hayatı olursa olsun, özünü hiç kaybetmemiştir. O dürüst, fedakar, kibar çocuk halini kaybetmemiştir derdim. Şimdi sana bakıyorum da,
Aslında seni ne kadar çok büyütmüşüm gözümde. Ve Selim, ister Ali de kendine, istersen Selim. Umurumda değil. Bu saatten sonra sakın, ama sakın benim karşıma çıkma. Garipti ki babaanne. Sanki Melisa'nın yanında duran adamı hiç tanımamışım gibiydi. Melisa, Selim bana evlenme teklif etti dediğinde itiraz etsin istedim. Yok öyle bir şey desin istedim. Ama demedi. Sustu. Sadece sustu. Çabuk nasıl değişebilir ki? Kalp dediğin alev alev yanarken nasıl bir anda soğur? Anlayamıyorum. Anlamak zorunda değilsin güzel kızım. Alışmak zorundasın sadece. Hadi kalk. Kalk da bir yüzünü göreyim önce. Sen bugüne kadar neler yaşadın? Nelerin altından kalktın güzel kızım? Şimdi bu gözyaşları buna mı ha? Düne kadar ne Selim vardı ne Ali. Bırak bundan sonra da olmasın. Senin o güzel gözyaşlarına yazık be kızım. Bir daha hiç kimsenin seni bu kadar üzmesine izin vermeye mi? Hadi bakayım. Şimdi sen pijamalarını giy, ben sana aşağı inip bir güzel süt ısıtayım. Sonra birlikte burada uyuruz, ha? Ne işin var senin burada? Ne yüzle geldi? Mukaddes'teyiz ya ben. Sus. Bir daha seni torunumun etrafında görmek istemiyorum. Anlamıyorsunuz. Kimse seni anlamak zorunda değil oğlum. Başımızda bin bir türlü dert var. Bir de seninle uğraşamayız. Git kiminle evlenmek istiyorsan evlen ama torunumun karşısında bir daha çık.